Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bundan 8-9 ay kadar önce sizlere kanalımda 100 coin'la yılda ne kadar kazanırsınız diye bir hesap yapmıştım. Çok ilgi gördü, çok beğenildi, çok izlendi. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Peki biz orada ne hesabı yapmıştık? Kasaplık kuzularda ne kadar kazanırız? Bunun hesabını yaptık. Koyunculuk dediğimiz zaman sadece kasaplık kuzu işi yok, biliyorsunuz. Damızlık kuzu işi de var, süt koyunculuğu da var. İşte biz bu hafta damızlık kuzu yetiştirirseniz 50 koyunla 1 yılda ne kadar kazanırsınız? Sizlere bunun hesabını yapmaya çalışacağım. Hadi lafı fazla uzatmadan yavaş yavaş detaylara girmeye başlayalım. 50 tane koyun üzerinden hesap yapacağız. Bunu önümüzdeki haftalarda ithal mi tercih edelim, yerli mi tercih edelim? Bunu da konuşacağız sizlerle. Ama bu hafta önce yerli Karacabey Merinos'u üzerinden hesabımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, 50 tane koyun Karacabey Merinos'u almaya kalktığımızda koyun başı 2000 lira civarında bir ücret ödememiz gerekiyor. Bu 1800'lere de düşebilir, 2200, 2300, 2500'lere kadar da çıkabilir. Ama biz ortalama bir rakamdan gideceğiz. 2000 liradan 50 tane koyun aldığımızda bize bu koyunlar için 100 bin liralık bir sermaye lazım. Peki bunları nereye koyacağız? Bunun için de bize bir dam lazım. Dam için de ben sizlere burada birçok alternatif sunulabilir, birçok fiyattan bahsedilebilir. Ama ben burada bir çadır fiyatından bahsedeceğim. 50 koyun için koyun başı kuzusuyla beraber 2,5 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Metrekare fiyatı bugünlerde 130 TL civarı. Dolayısıyla 16.250 lira gibi bir çadır maliyetiniz olacak. Aynı zamanda tabii ki bu damın içerisine yemlik, suluk, otluk gibi şeyler de ihtiyacınız var. Bunlara da 4-5 bin lira civarında bir masraf ederseniz yaklaşık toplam olarak 120 bin liralık bir sermaye ile bu işe girebilirsiniz. Peki 120 bin liralık sermaye ile 50 tane birinci sınıf Karacabey Merinos'u aldık diyelim. Karacabey Merinos'u yılda kaç doğum yapar? İkizlik oranı nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü tek gelirimizi sattığımız damızlık kuzularımız oluşturacak. 50 tane koyun. Arkadaşlar, Karacabey Merinosları bütün koyun ırkları gibi 5 ayda bir gebelik süreçleri var. 5 ayın sonunda 3 ay kadar da kuzusuna baktıklarından sonra 8. ayda, 9. ayda tekrar gebe kalabiliyorlar. Burada mevsim önemli değil. Evet, biliyorum, birçok koyun ırkında mevsim çok önemli. Eylül-Ekim aylarını beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Karacabey Merinosu'nda bunu beklemek zorunda değilsiniz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yılın birçok ayında onları rahatlıkla gebe bırakabilirsiniz. Sadece Ocak, Şubat biraz sıkıntılı olabiliyor. O zaman ne yapmış oluyor? 8 ayda bir doğum demek 2 yılda 3 defa doğum yapabilir demek. O zaman 2 yıl üzerinden hesap yapalım. 2 yılda 3 doğum yaparsa, her seferinde tek kuzu doğursa size 2 yıl içerisinde 150 tane kuzu verir. Burada %50 ikizlik oranını yakalarsanız, ki Karacabey Merinos koyunlarda %50 ikizlik oranı yakalanabiliyor. Tabi bu %20'ye de düşebilir, %80'e de çıkabilir. Birazdan o senaryolardan da bahsedeceğim. Burada biz %50'den alalım, ortalamadan alalım ikizlik oranımızı. O zaman 2 yıl gibi bir süre içerisinde 50 tane koyundan 225 adet kuzu edinebilirsiniz. Ölümler de olacak mutlaka. Bunları da hesaba katmak lazım. Biz burada bir standart ortalama %10 olarak kabul ediyoruz. %10'a kadar normal kabul ediyoruz işletmeler için. %10 kuzu kaybımız olursa 2 yıl gibi bir süre içerisinde 200 adet kuzumuz olur. Bu da yılda 100 kuzuya tekabül eder. Peki yılda 100 kuzu damızlık olarak satılmaya kalkıldığında Karacabey Merinos kuzuları 1500 ile 2500 lira arası dişisine erkeğine göre değişmekle beraber ortalama kuzu başı 2000 liradan satabilirsiniz. 100 kuzuyu 2000 liradan satarsanız 200 bin lira gibi bir yıllık kuzu geliriniz olacak demektir. Bakın, ısrarla altını çiziyorum. 50 adet kuzunun 2 yıl içerisinde 3 doğum yaptığını hesap ederek bu hesaba varıyoruz. Bunu da yıla böldük. Şimdi peki giderlerimiz ne olacak? Bu iş bizim için karlı mı değil mi? Bunlara bakalım. Beslenme giderimiz olacak. Biz işletmemizdeki koyunların tamamını kapalı olarak baktığımızda, yıla ortalamasını vurduğumuzda günlük 3 lira gibi bir koyunun beslenme maliyeti var. 3 lira 50 koyun 365 gün boyunca yediğinde 54.750 lira bizim koyunlarımızın yıllık kapalı ortamda beslenme maliyetini oluşturuyor arkadaşlar. Peki bizim kuzularımız olacak, 100 tane kuzumuz olacak, bunlar da yiyecek. Şunu unutmayın arkadaşlar, kuzular 4 aylık olana kadar 2 çuval yem, 1 bal ya da ot ya da saman ya da yonca tüketirler. Bugünlerde yemin fiyatı 110-120 lira bandında değişmekte, 2 çuvalı 240 lira yapar. Samanıyla ya da yoncasıyla da kıyasladığımızda ortalama 250 lira gibi bir kuzu beslenme maliyetimiz var. Onu da 100 koyun için 250 kuzuyla çarptığımızda yıllık kuzularımıza harcayacağımız beslenme masrafımız da 25 bin lira. Peki başka ne giderlerimiz olacak? Elektrik, su, veteriner masrafı, ilaç masrafı, aşı masrafı. Bütün bunlar da aşağı yukarı 50 koyun için yıllık olarak hesaplandığında
15 bin lira gibi bir yıllık giderimiz oluşuyor. Peki şimdi biz koyunlarımızın başında durmazsak, bir tane personel çalıştırırsak, bizim başka işimiz var, başka işler yapıyoruz. O zaman biz personel çalıştırmak istiyoruz. Peki personel çalıştırırsak arkadaşlar 3 bin lira civarında maaşı, sigortası artı yemesi içmesi dediğimizde bu 4 bin lirayı bulan aylık bir çalışan personel giderimiz var. 4 bin lirayı 12 aile çarptığımızda da 48 bin lira personel giderimiz olacak. Biz şu an işin içinde yokuz. O zaman toplamda bizim giderimiz 143.750 TL gibi yıllık bir giderimiz var. Şimdi gelelim yıllık kar zarar senaryolarına. 12 aylık yılı aya böldüğümüzde aylık gelirimiz ne kadar olacak? Bunu hesaplamaya başlayalım. Arkadaşlar ilk başta 200 bin liralık bir damızlık kuzu satışı gelirimiz vardı. 143.750 lira da giderimiz vardı. Yıllık kar zarar hesabını yaptığımızda 56.250 lira yıllık cebimize para kalıyor. Bunu 12 aya böldüğümüzde 4.600 lira gibi bir para kalıyor bize. Yani aylık geliriniz 4.600 lira olabilir. Bakın olabilir diyorum. Sonlarda bununla alakalı çok güzel şeylerden bahsedeceğim. Peki biz Mera'dan yararlanırsak durum ne olur? O zaman yılın her ayında biliyorsunuz Mera'ya çıkartamıyoruz. Kış aylarında Mera'dan yararlanamıyoruz. Aynı zamanda koyunlarımızın doğum zamanında, işte doğumuna bir ay kala, koç katım döneminde de Mera'ya çıkartamıyoruz. Bu şartlar altında yılın yüzde yaklaşık olarak 38'lik bir kısmında Mera'dan tam manasıyla yararlanabiliyoruz. Onu da 54 bin liralık giderimize çarptığımızda 20 bin lira gibi bize yıllık bir kar bırakıyor. O 20 bin lirayı da üzerine eklediğimizde bu sefer yıllık gelirimiz 76 bin liraya çıkıyor. Ve aya vurduğumuzda 6.350 lira, yani sadece Mera'nın bize katkısıyla aylık gelirimizi 6.350 liraya çıkartabiliriz. 50 koyun için personel lazım mı? Bence değil. İşinizin başında olmanız çok daha önemli. Ve hatta 50 koyunun başına personel diktiğinizde bu bahsettiğimiz bütün tablo allak bullak olabilir. Çok fazla kuzu kaybınız olabilir, koyunlarınız gebe kalmayabilir, doğumda sıkıntı olabilir, beslenmede sıkıntı olabilir. Bir sürü problemlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden biz aslında bu kadar az koyun için ekstra bir personel tavsiye etmiyoruz. Personelin de yıllık 48 bin liralık giderini düştüğümüzde o zaman bizim elimize yıllık 124 bin lira gibi bir kar kalıyor. Bunu da aya vurduğumuzda 10.350 lira aylık geliriniz olabilir. Şimdi gelelim diğer senaryolara. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bu bir şablondu. Bu şablon üzerinden siz de kendi işletmenizin tablosunu çıkartabilirsiniz. Evet, biz 50 koyundan 100 kuzu aldık. 100 kuzu alamayabiliriz. %10 kuzu kaybımız oldu. Daha fazla kuzu kaybımız olabilir. Koyun hiç kaybetmedik, koyunlardan da ölenler olabilir. Aynı zamanda bunun dışında koyunlarımızın gebelik oranları da düşük çıkabilir. Biz koyunlarımızın hepsinin koç aldığı varsaydığımız bir tabloyu bahsediyoruz burada. Yani burada şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu bahsetmiş olduğumuz tablo %100 olarak doğru, bunu böyle yaparsanız böyle olacak anlamına ve manasına gelmiyor. Bu bir şablondur. Bunu böyle yapmaya kalktığınızda elinize ne gibi bir tablo çıkacak? Siz bu tablonun ne kadar altındasınız ya da ne kadar üstüne çıkabilirsiniz? Bu tablo üzerinden bütün bunlara bakabilirsiniz. Peki arkadaşlar, bizim anlattığımız bu senaryo çok güzeldi. 50 tane koyundan 100 tane damızlık kuzu aldık ve bütün bunları sattık. Peki satmak o kadar kolay mı? Tabii ki de değil. Peki ya satamazsak ne olur? Arkadaşlar satamazsak o zaman kuzularımızı kasaba göndermek zorunda kalırız. Kuzularımızı kasaba gönderdiğimizde ise yıllık gelirimiz 200 bin lira olmayacaktır. O zaman yıllık gelirimiz yaklaşık koyun başı 1000-1100 lira olacağı için 110 bin lira gibi bir yıllık gelirimiz olacaktır. 200 bin liradan 110 bin liraya düştük. O zaman bütün gelirimizden bu 90 bin lirayı düştüğümüzde aylık gelirimiz 2850 liralara kadar düşebilir. Bunu da sakın unutmayın. O yüzden altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Bu bir şablon arkadaşlar. Siz bu şablona bakarak 50 koyunda %50 ikizlik alarak, %10 kuzu kaybıyla, hiç koyun öldürmeden, Mera'ya çıkarak, personel çalıştırmayarak bu işte başarılı olursanız ve kuzularınızı da satarsanız işte o zaman aylık 10.350 lira gelir elde edebilirsiniz. Senaryoyu tersine çevirdiğimizde, eğer bunları damızlık olarak satamazsanız kasaba kestirmek zorunda kalırsınız. O zaman kuzu başı 2000 lira değil 1100 lira gibi bir para elde edersiniz. Bu parayı da sizin gelirinizden düştüğümüz zaman 2850 lira gibi aylık gelire de düşebilirsiniz. Aynı zamanda kuzu kaybının fazla olması, başka giderlerin ortaya çıkması,
meradan fazla yararlanamama gibi durumlarda göz önüne bulundurmak zorunda kalırsak zarara kadar da gidebilir. Evet arkadaşlar, bir damızlık koyun işletmesi 50 koyunla işler yolunda gittiğinde, işi doğru yaptığında ne kadar para kazanabilir? İşte biz bu hafta size bunu anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda damızlık bir kuzuyu nasıl yetiştirebiliriz? Biz bu işi yapmak istiyoruz ama damızlık kuzu nasıl yetiştirilir? Damızlık kuzu işletmesinde nelere dikkat edilir? Önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağım. Aynı zamanda eğer damızlık işine gireceksek, biliyorsunuz son zamanlarda ithal koyun mu yerli koyun mu tartışması var. Biz bu tartışmaya da son noktayı koymaya çalışacağız. İthal koyunlarla bu işe girersek ne gibi bir durum ortaya çıkabilir? Yerli koyunla bu işe girildiğinde ne gibi bir durum ortaya çıkabilir? Bunu da göstermeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalarda bu videonun devam serileri gelecek. Süt koyunculuğu yapıldığında bir süt koyunu işletmesinin yıllık ve aylık gelirleri ne kadar olacak? Bunları da size göstermeye çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aksi takdirde devam videolarını izleyemeyebilirsiniz. Şimdilik bu hafta bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara da beğendim işaretine basın. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Vaktim çok müsait olmadığı için hepsine teker teker cevap yazamıyorum ama bütün yorumlarınızı okuyup inceleyip değerlendiriyorum. O konuda da sizlere faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Önümüzdeki haftalarda başka videolarda başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuk sanatçımız da geldi. O zaman ne yapmış oluyor? 8 ayda bir doğum demek. Arkadaş bir çekme beni ya. Git lan. Oğlum bir bırak beni. Bir bırak beni. Arkadaş sen ne acayip bir hayvan çıktın ya. Orada kafayı çıkarmış. Buradan gözüküyor abi. Bir hayvan kameraya girmek için bu kadar mı çaba sarf eder? Bu kadar mı uğraşır? Tamam dur orada dur. Ya şu aslında oradan kameraya çıkıyor mu bu? Onda. Ha? Oğlum senin derdin ne ya? Senin benimle problemin ne ya? Ne bu kamera aşkı nedir bu yani? Bu koyun demek ki kamerayı daha önce görmüş. Senin niyetin bana rakip mi olacaksın? Hayırdır, yeni kanal mı açacaksın sen? Ha? Önce elimi öp. Öp elimi. Alnına da koy. Böyle öpenlerin çok olsun. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya ne diyeceğim unutuyorum hep ben ya. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için... Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları da beğendim işaretine basmayı lütfen unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.